Herkese merhabalar. Ben Murat. Karşımda danışanım sevgili Mehmet var. Mehmet bir ayda 2160 Avustralya dolarlık kazanç elde etti ve çok güzel bir kar marjı var. Ama ilk önce Mehmet'i tanıyalım. Mehmet abi teşekkür ederim ilk önce röportaj teklifimi kabul ettiğin için. Rica ederim Murat. Ne demek? Seni biraz izleyen arkadaşlarım tanıyabilir mi? Tabii ki de. Ben Mehmet, 24 yaşındayım. Turizmciyim. Otelde çalışıyorum diyebilirim. Yılın 6 ayı Türkiye'de, 6 ayı yurt dışında şeklinde gidiyor şu an hayatım. Bu şekilde devam ediyorum. Harika. Şu an Fransa'dayız. Evet, şu an Fransa'dayız aynen. Onu da söyledim. Alpler'deyiz hatta. Onu da söyledim. Aynen, şu an Alpler'deyiz. Çok çok güzel bir yerde çalışıyoruz. Bunun yanında boş vakitlerimizde de Amazon'da satış yapıyoruz. Bunun için vaktimiz kalıyor. Hatta özellikle Türkiye'deyken bu işi hani bu ben eğitim sürecini vesaire sen Türkiye'deyken ilerlettik abi. Ve özellikle rakam bakımından konuştuğumuzda ürün başı 25 Avustralya dolarlık bir kar marjım var. Yani üründen %100'den fazla bir kar marjı var. Ama tabii burada Mehmet'in çabaları, Mehmet'in çalışmaları, gayreti vesaire hepsi çok etkili oldu. Gerçekten çok azimli bir öğrenciydi süreç boyunca. Zaten hani benim tüm YouTube'daki videolarımı şey, izlemişti. Daha önceden YouTube'da birçok Amazon videosu izlemişti ama bu süreci Mehmet'ten birebir dinlemek isteriz abi. Bize süreci en başından sonuna bir anlatabilir misin? Anlatayım Murat. Ben aslında Amazon'un başından başlayayım. Ben Amazon'u 2,5 yıl önce falan gördüm. Gördükten sonra işte bu Amazon neymiş falan derken birini buldum ve uzun süre takip ettim o kişiyi. Eğitimini aldım. Eğitimini izledim, bitirdim. Ondan sonra eğitim izledikten sonra sadece eğitimle bu işin %100 yapılamayacağını anladım. Aslında yapılabilir. Eğitim alıp yapanlar var ama ben şanslı olarak yapılmayacağını anladım. Ve aldığım eğitim genelde spesifik olarak Amerika pazarına yönelikti ve Amerika pazarına baktığımda oranın kutlar sofrası olduğunu gördüm. Orada bir şeyler yapamayacağımı gördüm. Sonra araştırırken zaten söylediğim gibi bu ekosistemin içerisindeydim yani birçok kişi biliyordum. Seni gördüm, seni de uzun süre takip ettim. Öyle bir huyum var yani. Bu da kötü bir huy bu arada. Zaman kaybettim açıkçası bir pimpirikli olduğum için. Sonra seni gördüm işte sana mesaj attım. Konuştuk falan. O zaman benim yeterli maddi imkanım yoktu. İşte tanıştık, mesajlaştık. Sonra sen dedin ki işte maddi durumu hallet, tekrar görüşelim dedik. Sonra ben maddi durumu hallettikten sonra tekrar mesaj attım sana. Sürecimiz başladı. Haziran ayı gibi danışmanlığa başladık biz. Eylül'de ilk stoğumuzu çektik. Ekim'de satışa başlamayı düşünürken başlayamadık. Çünkü karşımıza Error 56-65 gibi bir bela Hata. geldi diyebilirim. Aslında Aynen bu çok sıkıntı bir şey değil yani. Aslında çözülebilen bir şey ama benim tedarikçim beni çok uğraştırdı. Ondan talep ettiğimiz şeyleri bana çok geç yolladı. Yaklaşık 3 hafta beni oyaladı. Zaten biliyorsun Çinliler Türkler gibi değil. Gerçekten insan oyalıyorlar yani. Pratik insanlar hiç değiller. aynen. Evet. Öyle olduğu için ilk satışımız 1 Aralık gibi geldi. Ondan sonra bugüne kadar devam ettik. Her şey güzel. Aslında ben süreci daha hızlı yönetebilirdim. Yani şöyle söyleyebilirim. Ben kâr marjım gerçekten yüksek. Yüksek bir fiyata satıyorum. Fiyatımı biraz daha aşağı çekerek daha hızlı satış yapabilirim ama bunu tercih etmedim. Biraz daha kâr marjlı satmak bana mantıklı geldi. Bu şekilde devam ediyorum. Süper, harika abi. Evet, yani burada kritik bir noktaya değindik. Aslında biz şu an bulunduğumuz pozisyonda iki tane yorum aldırdık ve diğer yorumlar organik olarak geldi. Yani biz bu işi aslında iki yorumla şu an ilerletiyoruz ve işin en güzel tarafı da çok güzel bir kar marjı var. Ürün başı 25 Avustralya doları kar marjımız var. Şunu biliyoruz, ürünü yüksek fiyattan satıyoruz. Ürünün fiyatını düşürsek satış olarak çok fazla olacak. Çok fazla sürümden kazanabileceğiz. Hatta sürüm de değil yani 10 dolar çeksek yine 15 dolar karımız olacak ama satışlarımız çok artacak. Fakat bu iş sadece işte hadi satalım, fiyatı düşürelim, sürümden kazanalım işi değil. Bunun bir de nakit akış tarafı yüzü var. Ama nakit akışında da out of stock kalacağımız için bunun hep konuşmasını yapıyoruz. Hani değmeyecek. O yüzden yavaş gidelim, kar marjımız yüksek gidelim. Nakit akışında da artık tekrar stok çektiğimiz zaman kar marjımız ne zaman Amazon'dan bize gelecek olan para ne zaman artık stokumuzu karşılayacaksa o zaman yeni stok çekeriz ve o zaman o şekilde devam ederiz. Yani dışarıdan çok fazla para aktarmıyoruz. Aktaracaksak da stoğu arttırarak dışarıdan para aktarıyoruz. İşte bunu her zaman belirtiyoruz. Bu iş sadece satıştan, reklamdan, listelemeyle bitmiyor. Bu işin en önemli tarafı nakit akışı. Bunu da zaten eğitimimizde vesaire çok detaylı bir şekilde anlatıyoruz.
Evet abi. Ondan sonra bu şekilde satışlarımız başladı. Satışlarımız da biraz dalgalanmalar oldu. Evet. Dalgalanmalar oldu derken mesela biz bir ara satıyorduk. Güzel sattık yani satışa başlarken. Fakat daha sonra bir satışlar durdu gibi oldu, değil mi? Evet. Evet abi, satışlar biraz yavaşladı. Ya bunun sebebi benim rakiplerimin biraz fiyat kırmasıydı. Özellikle bir rakibim çok fazla fiyat kırıyordu. Aslında ben onun aynı fiyata çekerek ben de satışlarımı arttırabilirdim. Ama kâr marjımdan feragat edecektim. Ben bunu istemedim yani. Aslında feragat etsem bile kâr marjım hala yüksekti. Çünkü kâr marjım 15 dolar düşecekti. Ben ise hani yavaş satıp daha fazla kârlı satmayı tercih ettim. Çünkü senin de söylediğin gibi bu işin nakit akışı kısmı var. Ürünlerim hızlı sattığı zaman tekrar stoklar çekmem gerekecek ve nakit akışında sıkıntı olacaktı. Ben de bunu tercih etmedim. Yavaş satsın, kârlı satsın dedim. Az olsun bizim olsun mantığıyla. Aynen öyle. Zaten şu an Evet. biliyorsun, tekrar stok çekeceğim. Bundan sonra biraz daha kâr marjını kısarak satışları hızlandıracağız. Evet, her pazarın kendine göre bir dinamiği var. Sen de Amazon alışverişlerinin dinamiğini uyguluyorsun gerçekten. Hani bu pazarda ben her zaman söylüyorum, çok yüksek satışlar göremeyiz. 1000 satışlar, 500 satışlar göremeyiz. Ama bu pazarın güzel tarafı bir üründen yüksek kâr marjı elde etmem ve sana bu düşük sermaye ile işi öğretiyor olabilmesi. Sen de zaten pazarın dinamiklerine göre ilerliyorsun. O hatta satış azaldıktan sonra biraz da listemize dokunuşlar yaptık Aynen. ufak tefek. Fotoğraflarda vesaire bir geliştirmeler yaptık. O geliştirmelerden sonra yine zaten satışlar paralel oranda arttı ve şu anda güzel bir şekilde devam ediyor. Peki abi, bu işin içinde Haziran dedin. Hatta Haziran'dan öncesi de var. Neredeyse Aynen. bir senedir bu işin içindesin. 2,5 senedir zaten Amazon'u öğrendikten sonra takip ediyormuşsun. 2,5 senedir bu işi takip eden ve uzun süredir de yaklaşık 1 yıldır da artık satış ve bu işin artık temellerini öğrenmiş bir kişi olarak arkadaşlarımıza tavsiyen nedir? Murat, ben şuradan başlayayım. Senin de bahsettiğin gibi biz geçtiğimiz haftalarda ürüne küçük bir dokunuş yaptık ve satışlarımız gerçekten arttı. Bu gerçekten basit ve küçük bir dokunuştu ama satışlarını neredeyse 3 katına çıkardı. Burada arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Biz burada bilgiyle para kazanıyoruz. Ne kadar bilirsen o kadar para kazanıyorsun. Yani senin bilgin para burada. O yüzden detaylar, küçük bilgiler çok önemli. O yüzden yani bu işi yapacak arkadaşlar öncelikle şunu söyleyebilirim. Bu işi yapmayı düşünüyorsanız sürekli kendinizi geliştirmelisiniz. Yani öğrenmeye açık biri değilsen bu işi yapma yani. Çünkü geride kalacaksın. Bu kesin bir şey. Bunu da dediğim gibi 3 hafta önce yaptığım şeyle tekrardan anladım yani. Arkadaşlara bir şey daha söyleyebilirim. Benim tecrübe ettiğim bir şey. Hızlı olsunlar ama acele etmesinler. Ben mesela yavaş biriydim. Bunun cefasını çekiyorum. Çünkü şu an satışları ve işin gidişatını gördüğümde bir sene önce, 1,5 sene önce bu işe başlasaydım şu an çok fazla çok farklı bir konumda olabilirdim. Biraz pimpirikli olduğum için, çok detaylara takıldığım için başlamadım. Dediğim gibi hızlı olsunlar ama acele etmesinler. En büyük tavsiyem bu. Evet, bu güzel bir söz. Burak abi de buradan tekrar alın. Burak abi de bu röportaj yapalı belki iki sene olmuş, 1,5 sene olmuştur. Hep onun sözü bir quote oldu bize. Hep herkese aklına yani kazındı. Gerçekten çok çok doğru bir söz. Burak abiyle yaptığımız röportajı da yukarıdaki bıraktığım linkten izleyebilirsiniz. İlk röportajlarımdan. Ve o da hala Amazon satıcı. Gerçekten çok doğru bir söz. Beni de zaten bu zamana kadar hani aslında senden ya da ondan ya da başka bir insandan gerçekten ayıran bir şey yok. Ben kimseden hani daha akıllı, daha zeki ya da daha üstün becerilere sahip bir insan kesinlikle değilim. Ben standart ortalama bir insanım. Fakat beni diğer insanlardan ayıran özellik fırsatı gördüğüm zaman hiç vakit kaybetmemem. Yani hemen çok hızlı bir şekilde aksiyon alıp gereken neyse bunu yapmak. Bunu engelleyen birinci unsur abi mükemmelliyetçilik. Aslında biraz mükemmelliyetçilikten uzak durmak lazım. Sen de mükemmelliyetçisin. Bunu biliyorum ve hani dedin ya pimpirikliyim. Aslında pimpirikli Evet. olmanın diğer kelimesi de mükemmelliyetçilik. Evet. Bu ürün seçiminde de, danışman seçiminde de, eğitim seçiminde de, tedarik seçiminde de, liste hazırlamada da vesaire. Yani her yerde karşımıza çıkıyor ve her yerde bize zaman kaybettiriyor. Fakat bu hayatta hiçbir şey mükemmel değil. Bazı şeyler yolda öğrenilmeli. Ben tabii ki de şunu demiyorum. Yalap şap bir iş yapın, yapın kesinlikle demiyorum. Ama işin üzerinde durulmalı ama aynı şekilde hiç de vakit kaybedilmemeli. Bu gerçekten önemli unsur. Bu hani ticaretin aslında altın kuralı. Fırsatı gördün mü? Trene ilk binen sen olacaksın orada. Bizim mesela güzel bir tarafımız da şuydu. Biz bu ürüne girdiğimiz zaman aslında kaç tane rakibimiz var totalde abi? Abi toplam 20 tane falan vardı ya.
Ya Ya bir satan sene aktif kaydı. satıcı olan, aktif satıcı olan bizim ürünün aynısından. Ha, 6-7 tane anca. 6-7 tane anca vardı değil mi? Yani Doğru. çok fazla satıcı yoktu. Hatta Yoktu. bazıları da işte FBM vesaireydi yani. Hani diğer Aynen. pazarlardan geliyordu. Ve düzgün böyle FBM olarak hani rekabetçi fiyata satan gerçekten çok az. 1-2 tane satıcı vardı bizim rakibimiz diyebileceğimiz. Şimdi buradaki en önemli unsurlardan birisi de ürünümüzü gördük ve hemen dedik bu ürüne girelim. Yani hani trene ilk binen kişilerden biri biz olduk ve hala biraz önce de görüşmemizden önce de baktık. Bizim ürünümüze giren rakipler var. Çünkü bu Valla. dünyanın her yerinde böyle bir yerde fırsat varsa orası hemen domine edilmeye çalışır. Ama biz burada ilk önce yerimizi aldığımız için o arkadaşa yakın yorum sayımız olduğu için satış yerde geri kalmıyoruz, arkada kalmıyoruz. Ondan 15 dolar yüksek fiyat koymamıza rağmen, değil mi? Yani Kesinlikle. arada çok Kesinlikle. ciddi bir fark var aslında. 15 dolarlık bir fark var ama 15 dolarlık farkla ben eminim mesela o arkadaş 10 tane ürün sattığında ama sen 3 tane ürün sattığında kâr marjlarınız aynı oluyor. Kesinlikle abi. Onun dezavantajı kısa sürede out of stock kalacak ama sen böyle yavaş 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 yükselteceksin. Sen pazarın dinamiklerine uygun hareket ediyorsun. Fakat gemiyle gönderiliyor bizim ürünümüz bu arada onu da söylemiş oldum. Evet. Gemiyle gönderildiği için arkadaşın out of stock kalma ihtimali yüksek. Çünkü 1,5-2 ay sürebiliyor yani bu süre sen de biliyorsun. Evet. Gerçi bazen bazı danışanlarla bir ay sürdüğü de oluyor. Bu biraz şans, işte süreç, o dönemde herhangi bir özel gün olup olmadığıyla alakalı bir durum. Çünkü yurt dışında bizdeki gibi değil, tatil mi tatil yani. Hiçbir şeye ellemiyorlar, hiçbir şeye dokunmuyorlar yani. Tatil diyorlar ve işler olduğu gibi kalıyor. Bu gerçekten değişik, garip bir özellik. Yani aslında garip değil, olması gereken bir şey de maalesef Türklerde böyle bir şey yok. Biz tatilde de, bayramda da, seyranda da bu bende de var ayrıca. Evet. Hiçbir şekilde işten geri kalmıyoruz. Derslerimizi yapıyoruz. Ödevlerimiz, görevlerimiz neyse iş azmimiz. Hani Türklerde gerçekten bu başka bir seviyede. Kötü bir söz söylemek istemem ama buna biraz angarya iş yapmadan mesela denebilir yani. Çünkü insan dinlenmeli, tatil yapmalı. Fakat yurt dışında böyle olduğu için bazen süreç uzayabiliyor. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Eklemek Abi. istediğin son bir şey var mıdır? Var abi. Ben açıkçası burada son olarak şunu eklemek istiyorum. Arkadaşlara bir bakış açısı tavsiye edeceğim. Ben bu işe ilk başladığım günden beri hep şöyle düşündüm. Hep bir problem çıkacak, hep bir problem çıkacak, hep bir problem çıkacakmış gibi işe yaklaştım. Bunun sebebi de şu. Amazon gerçekten dinamik bir pazar yeri ve her şey değişiyor günlük olarak ve senin karşına çeşitli problemler çıkabiliyor. Ve ben kendimi bu şekilde alıştırdığım için İşin başından sonuna kadar aslında çok bir problem çıkmadı. Biz yani birçok danışanına göre çok az problem yaşadık. Ve en son error 56-65 yaşadığımızda ben şöyle dedim. Zaten ben bir problem bekliyordum. Benim karşıma da problem çıktı. Nasıl en hızlı şekilde çözebiliriz diye düşündüm. Hızlıca çözdük ve yolumuza devam ettik. Arkadaşlar bunu tavsiye ederim yani. Bu işin içinde gerçekten karşınıza problemler çıkacak. Burada kritik nokta sizin bu problemlere ne kadar hızlı tepki verdiğiniz ve nasıl tepki verdiğiniz. Yani benim arkadaşlara tavsiyem bu. Kesinlikle. Çok 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 doğru söylüyorsun. Son zamanlarda Amazon biraz daha özellikle private label satıcıları için biraz engelleri arttırmaya başladı. Aslında bunlar engel değil. Bunlar iyi satıcı ve kötü satıcıyı ayırma filtresi. Bunu da iyi bilmek gerek. O yüzden yılmamak gerek. Ben her zaman söylüyorum bu iş ne kadar zorlaşırsa ben bu işin o kadar içindeyim. Çünkü e-ticaret her zaman büyüyecek olan bir platform. Hala dünyada dönüşümü tamamlanmamış. Hatta dünyada belki yarı yarıya dönüşüm oranı olmuş bir platform. Hala fiziksel mağazalardan alışveriş yapan çok fazla insanlar var. O yüzden bunlar sizi rakibinizden ayıran unsurlardır. Bu ne kadar fazla olursa benim için o kadar iyidir. Sen de bunun farkında olarak çok bilinçli bir şekilde geldin. Bazı arkadaşlarım burada hemen yılabiliyor. Hocam ya yine mi ya yine mi bir engel ya diyebiliyor. Ama burada bunu demeyen kazanır. Çok basit Kesinlikle. aslında, çok basit. Yani Çok basit. kesinlikle hayat gerçekten çok basit seçimlerle dolu. Mücadele etmeyi seçmeyen kişi orada o işi bırakır. Ama mücadele etmeyi seçen ve bu problemleri en kısa sürede aşmaya çalışan hemen ve araştırmalar yapan insanlar bu süreçte başarılı olabilir. Biraz tembel, ondan sonra işleri aksatan, ağırdan alan ve çabuk yılan bir mantaliteye sahipseniz. Burada başarı zor, açık konuşmak gerek. Ben de bu konuda şanslıyım. Hep senin gibi danışanlarım oldu bu zamana kadar. Ve hepsiyle de gerçekten güzel başarılar elde ettik. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlarımıza çok faydalı bilgiler verdin. Onlara eminim güzel bir
yol haritası çizmişizdir. Bu işe girmek isteyenlere de iyi bir açıkçası iyi tavsiyeler vermiş olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Aklınıza takılan sorular varsa 0542 471 97 92 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.